gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bu akşam sizlere Ankara'dan merhaba diyoruz. Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Ankara Film Festivali 20-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşiyor ve 28.si düzenlenen festival yine en güzel film seçkileriyle bugünden itibaren sinema severlere kapılarını açıyor. Hemen açılış töreni öncesinde çok değerli isimlerle sohbet ediyoruz. Festival Başkanı İnci Demirkol, teşekkür ediyoruz efendim. Bir kez daha bizi konuk ettiğiniz için. Hoş sağ geldiniz olun. Diyorum. Çok çok teşekkürler. Çok teşekkür sağ ederiz. Olun. Ve sinemamızın değerli isimleri İzzet Günay, Hülya Koçyiğit. Efendim şeref verdiniz siz de. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Biz festivalin programına dair, bu yılına dair sohbet edeceğiz ama izninizle bir hatırlatma da yapayım. Çünkü bu akşam açılış töreninde onur ödülleri de takdim edilecek. Ve Aziz Nesin Emek Ödülü sevgili İzzet Günay'a takdim edilecek. Oyuncular Sendikası'na verilen Kitle İletişim Ödülünü Oyuncular Sendikası Başkanı olarak Meltem Cumbul alacak. Ve Sanat Çınarı Ödülü'ne de layık görülen isim Ahmet Say bu akşam ödülü takdim edilecek. Ben hem sizin nezdinizde kutlayayım hem de diğer onur ödülü sahiplerini kutladığımızı söyleyeyim. Teşekkür ederiz. Efendim 28. yıl. Biz böyle her yıl daha ne kadar mesafe aldık acaba diye konuşuyoruz. Ama şöyle sorabilirim bu yıl. Evet, ilk zamanları, ilk yılları, zorlukları elbette oldu. Belki hala oluyor ama artık bugüne gelindiğinde şöyle biraz daha keyfini çıkararak, biraz daha rahat, gönlümüz rahat diyebiliyor muyuz festivalimiz kesinlikle için? Son 4 yıldır, 4-5 yıldır bu eski sorunlarımızı atlattık diyebilirim. Tabii en büyük sorun finansmandı. Onu atlatınca her şey çok keyifli gidiyor. Keyifle film seçiyorsunuz. Evet. Misafir çağırırken, konuklarımızı çağırırken, çağırsak mı, bir gece eksik mi yatırtsak filan gibi böyle ince hesaplarda yapmıyoruz artık. O çok keyifli dönemleri. Buna rastladığım için çok müteşekkir kalıyorum. Ama işte verdiğiniz emeklerle bu noktaya gelindi değil mi? Sanırım. Çok zorlu dönemlerden geçirdik ama artık o zorlu dönemler bittiydi düşünüyorum. Belli bir rayına oturdu. Ha. Tabii büyüme kapasitesi var mı? Var. Daha çok şey yapılabilir. Evet. Her zaman o var. Ama en azından belli bir noktada gayet iyi, rahat gidiyoruz ki bu sene 190 bin liraya yakın büyük bir rakamı sinema sektörüne döndürebildik kısa. Epeyce bir aradan sonra değil mi ödül, maddi ödül olması bu senenin hoş sürprizlerinden biri. Kısacı arkadaşlara, belgeselcilere, uzun metraj, ikinci en iyi film, onun dışında proje aşamasında iki filme ödemeler yapacağız. Bunlar bizi sevindiriyor. Yani bu sektöre de döndürebilmemiz rakamları, finansmanı. Bu keyifli kısmı bunlar. Harika. Biz de bunları duyurmaktan mutluluk çok duyuyoruz. Çok sağ olun. Ve efendim sizleri de burada görmek bize gerçekten çok iyi geliyor. Eksik olmayın. Evet, onur ödülü almak değerli elbette ama özellikle burada Aziz Nesin adına verilen emek ödülünü... Emek ödülü o çok önemli. İşte o anlamda ben duygularınızı dinlemeyi isterim. Yani bizim de Yeşilçam'a çok emeğimiz var. Onun için bu ödülü bütün Yeşilçam emekçileri adına da kaldırmak mümkün. Tabii Aziz Nesin dünya çapında bir mizah ustası. Evet. Onu bir kez daha burada rahmetle anıyoruz. İyi bir düşünür, iyi bir yazar, iyi bir güldürü ustası. Bize çok şey öğretti. Hem güldürdü hem düşündürdü, duygulandırdı bizi. Ve çok şeyle savaştı. Çünkü o bir düşünürdü. Evet. Çok şeyle mücadele etti. Aziz Nesin gibi bize hikayeler bırakan başka bir insan olmadı. Yani bütün topluma hitap eden. Onu burada hayırla ve rahmetle anıyorum. Yani Aziz Nesin emek ödülü alacağım hiç aklıma gelmiyordu açıkçası. Benim için çok hoş oldu. Ve Aziz Nesin'in ben bu toplumun bütün yaralarını deşen bir insan olmasına rağmen, bütün acılarını çekmesine rağmen, işte dergileri kapatıldı, kitapları toplatıldı ve her şeyle savaşmasına rağmen bu toplumdan umudunu kesmeyen
büyük insanlardan biri ve bu halkına hep güvendi, insanlarına güvendi ve Aziz Nesin köyü onun evet. bir göstergesidir ne kadar güvendiğini ettim. Gerçekten. Evet, düşüncelerinin bu toplumda karşılığı olması önemli evet. elbette. Evet, evet. evet gerçekten Festivalimizin öyle. De kurucularından. Elbette, elbette. Bu da kıymetli yanı. Ve ödülünüzü sevgili Hülya Koçyiğit takdim edecek. Evet. Böyle bir araya gelmeniz de çok hoş, öyle değil mi? Onur ödülü almak ne güzel ki önceki yıllarda 2015 miydi? Sevgili Hülya Koçyiğit de Aziz Nesin Emek Ödülünü aldı. Ankara Film Festivali tarafından takdim edildi. Şimdi o ödülü siz İzzet Güney'e takdim edeceksiniz. Neler söylemek istersiniz? En sevdiğim arkadaşıma ben de anmak istiyorum. Hem Aziz Nesin'i hem Mahmut Ali Öngören'i. Evet. Çünkü bu festivalin kurucusu onlar. Uzun yıllarda emek veren her türlü özveriye katlanan çok sevgili İnce Hanım ve değerli eşi İrfan Bey. Gerçekten inanarak, ısrarla, istikrarla arkasında durdular festivalin. Evet. Bu Türk sineması için çok önemli. Ankara'da bir film festivalimiz var. Evet. Birçok genç bu festivalde izlediği filmlerle belki de sinemayı seviyor, belki de mesleği seçiyor. Dolayısıyla büyük bir kazanım. Ben şimdiden izninizle teşekkür ediyorum. Evet, evet, evet. Mesleğimiz adına. Benim meslek yaşamımda da çok fazla birlikte film yaptığımız, beraber olmaktan ister sinemada ister özel yaşamımızda çok keyif aldığım, çok sevdiğim, Aslında bir dostluk, az zaman değil. Yani sadece bir aktör değil benim için, bir entelektüel, özel ilgi alanları var bildiğiniz gibi. Biliyorsunuz koleksiyoner kendisi, arşivci. Evet, evet. Oraya sormak isterim aslında. Evet. Çok zengin bir dünyası olan, çok değerli bir çok insan. Çok teşekkür ederim. Hülya'ya burada özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu festivalde özellikle benim için burada olduğunu biliyorum. Tabii. Yani bu ödülü vermek için burada. Onun için kendisine sonsuz teşekkürler ediyorum. Çok hoş bir anı olacak aynı zamanda. Sen onur ödülü alıyorsun. Ben sana ödül vermekten onur duyuyorum. Bu ne güzel. Ne güzelsiniz. Bu zerafet zaten aslında hep konuşuruz biz sevgili Hülya Koçyiğit'le. Sizin döneminizin en belirgin özelliği. Sizler öyle tatlı bir rekabet yaşamışsınız ve sinemanın aslında hem en renkli hem de en zor zamanında siz çalıştınız birlikte. Hani o anıları her şeye rağmen güzel bir dönemdir. Evet. Yani çok zorluklarını çekmemize rağmen her şeyin pembe olduğunu hala anlatıyoruz. Evet. Güzel bir dönemdi. O döneme rast geldik. Bu döneme rast gelseydik bu filmleri biz yapacaktık. Evet. Ama sinemacılar bizim gönlümüzü alıyorlar, gençler. Diyorlar ki sizden ve sizin sinemanızdan çok şey öğrendik. Evet ve her zaman bu genç nesilde de böyle bu ki biz de tanık aslında. Oluyoruz. Gerçekten bir sizin döneminize olan saygı var. Ve bugün hala var. Bakın yapılan televizyon dizileri, sinemada pek çok film aslında sizin döneminizde yakalanan o seyirciye sıcak gelen büyüyü yakalamaya çalışıyor. Bilmiyorum evet. katılır mısınız? Evet. Takip doğru. edebiliyor musunuz? O büyüyü yakaladık zaten. Halkın içinden gelen sanatçılar olduk. Evet. Halkla çok bütünleştik. Onun için biz hala unutulmadık ve bizi hala seviyorlar. Onların arasından gelmeseydik, bir evet. halkın bir parçası olmasaydık bugün bizi unuturlardı. Evet. Türk sineması seyircisiyle... Hatırlanmak güzel şey evet, tabii. Yani elbette. Hoş evet. bir duygu açıkçası. Onun ama yaşamımıza değer kattığınız için her seferinde teşekkür etmeliyiz zaten. Hatırlanmak ne kelime. Bir de benim görebildiğim bu sizin kuşak özellikle çok büyük saygıyla yaklaşıyor. Hem sinemaya hem seyirciye. Ve onun emeğini işte sabah 8'de kalkılacak, yola çıkılacak, 8'de oradalar. Belki 7.30'da oradalar. Çok disiplinler evet, ve çok özverinler. Disiplinli bir kuşaktır gerçekten. Evet, benim gözlemlediğim, evet. Hatta bizim kuşağa göre bir parça daha güçlü bir şekilde disiplini hissedebiliyorum sizlerde. Bu çok güzel bir şey. Onun da bir karşılığı oluyor böyle. Değil mi? Ben hiçbir zaman vazgeçilmeyen isimden. Türk sineması seyircisiyle öyle güzel bir gönül bağı, ruh birlikteliği evet. yakaladı ki bugüne kadar hala gelen evet. genç nesil bugün o filmleri izlerken
bu kadar çok büyük bir hayranlık duymasının nedeni de o samimi, gerçek duyguyu yakalayabildiği evet. için o filmlerde. Dediğiniz çok doğru. Dizi filmlerde bugün o ruhu yakalamaya çalışan filmler, Yeşilçam'a diziler öykülen o kadar çok yeni proje var ki. Daha çok ilgi görüyor. Daha çok ilgi görüyor. O çünkü sıcak bağ ve biz o sıcaklığı arıyoruz elbette. Evet. Burada tabii az önce Hülya Koçyiğit'in söylediği de çok doğru. Türkiye'de sinemanın gelişiminde film festivallerinin, özellikle Ankara Film Festivali'nin çok önemli bir katkısı var. Hatta birçok sinemacı kendini öyle ifade eder. Festival mezunudur çoğu. Bugün usta yönetmenler hep onu söylemişlerdir. Biz film festivallerinin tedrisatından geçtik diye. Dolayısıyla öyle bir emek var. Şimdi bu yıla gelindiğinde eminim Ankara'da sinema severler zaten programı almış, çoktan seçkilerini yapmışlardır ama sürprizli bir program diye not aldım. Hayır, en büyük sürpriz sinemacılar adına bir maddi ödül olması elbette. Kısa filmin gördüğü değer, onu da hep söylüyorum. Yanı sıra sürprizlerden birkaç tane daha açıklamak ister misiniz? Ya da programa dair sizin altını çizmek istediğiniz neler olur? Şimdi biz bu Ankara'nın gücü eğitimdedir. Evet. İşin eğitim kısmına çok önem verdik ve kısa bu yüzden çok önemlidir bizde. Şu anda çok önemli yönetmenlerimiz hep burada geçmişte. Kısa filmci olarak başladılar. Hı-hı. Fatih Akın bile hani Almanya'da Ankara'ya ilk kısa filmiyle geldi. Pek çok yönetmen yine o şekilde. Üstelik de böyle çok tatlı anekdotlar var. Biz çok fazla yatıramıyoruz. Hani bütün hafta kalamıyorlar. Bir iki gece otelde kalıyorlar. Ondan sonra festival çalışanlarının evlerinde kalarak festivali takip etmişler. Hı-hı. İmece usulü. Bunu bana daha sonra söylediler. Böyle şey yaparlardı. Ne olur iki gün daha kalalım, üç gün daha kalalım. Biz de ne olur hani yok. Üçüncü gün yatıramıyorum seni. Hadi bizim çocuklar yatırıyor arkadaşları. Ve oradan o sıcaklık belki Ankara evet. Film Festivali 28 yıldır ayakta tuttu. Çok herkesin doğru. Bu hem profesyonelce işi yapmaya çalıştık hem de amatör ruhla işte bir ucundan tutup kaldırma, buna ben destek olayım, bu işi götürdü diyebilirim. Türkiye gibi bir ülkede yani festival yapabilmek büyük bir başarı, inanın. Yani emek verenleri kutlamak gerekir. Evet. Ve bütün herkesi ayakta tutan, bu sanat hareketlerinde destekleyen insanlara da yürekten, can yürekten ben bir sanatçı olarak sanat adına teşekkür etmek istiyorum. Ne güzel, biz de sizin vesilenizle yani sanat, bunu böyle sanatın duyurup sanatın içinde olmak çok önemli. Çünkü sanat bugünlerde daha gerekli, daha birleştirici, daha sulh içinde, barış içinde yaşamımızı sağlayacak etkinliklerden biri. Ruhumuza iyi geliyor. İyi geliyor. Birleştirici. Birleştirici İnsan gerçekten. İnsan olduğumuzu hatırlatıyor evet, biraz tabii. Galiba. Evet, bu her vesileyle tekrar etmemiz gereken elbette. Ben festivalin bu yıl açılış töreninde sizlerle olmaktan mutluyum. Festivalin yolu açık olsun, onu söyleyeceğim. Ama sizleri de gördüğümüz için ayrıca mutlu oluyoruz. Bizi bir araya getirdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Efendim ben bu koleksiyonerlikle ilgili biz ayrı bir program yapalım istiyorum ama hani belki birkaç cümleyle şöyle bir söylemek isteseniz koleksiyon yaptığınız alanlar en çok koleksiyon yapmaktan keyif aldığınız alanlar. Ülkemizde bir kere çok yani, hobi eksikliği var. Bunu görmek lazım. Ben sinema konuşmasından daha çok koleksiyon konuşmalarına gitmeye gayret ediyorum. Çünkü gençleri biraz yüreklendirmek istiyorum açıkçası. Benim çok keyif aldığım bir alandır. Merak alanlarım çok. Beni daima okumaya ve bilgi edinmeye sevk etti. Evet. Ona çok şey borçluyum gerçekten. Ve beni çok heyecanlı bir iştir hobi sahibi olmak ve beni bugünlere taşıyan bu heyecandır diye düşünüyorum ben. Hani bazıları çok iyisin falan diye iltifat ediyorlar ya, ben de onlara yaptığım hobiler sayesinde. Yani oyuncaklara ihtiyacımız var. Yani hayatımızın her döneminde oyuncaklarımız olmalı, meraklarımız olmalı diye düşünüyorum. Evet. Türkiye'de çok eksik ve bana gittiğim konuşmalarda şunu söylüyorlar. Hocam, şimdi hocam tabiri çok moda oldu. bir nevi ustamız evet, olduğunuz yani için. Türkiye gibi bir ülkede siz öyle dertler var ki hobilerden bahsediyorsunuz.
Aslında derdi olan insanların, ülkelerin hobiye daha çok ihtiyaçları var. Bu dertlerden kurtulmak için. İnsanı daha sağlıklı yapıyor. Evet. Kendinize pembe bir dünya kuruyorsunuz o fanusun içinde. Evet. Dertlerden uzak mutlu oluyorsunuz ve diğer insanlara da bunu taşıyorsunuz, besliyorsunuz. Bu karşılıklı bir alışveriş. Koleksiyonerler birbirlerini de çok beslerler, çok mutlu ederler. Evet. Ufacık bir nesne bulduğunuz zaman gününüz cilalanır. Harika. Ve dünyanın en mutlu insanı olursunuz. O mutluluk size tek başına kafi gelmez. O mutluluğu büyütmek için paylaşmaya çalışırız. Ne güzel, darısı başımıza. İşte evet. Biz de örnek alıyoruz. Efendim biz tabii sinemadan söz ediyoruz. Sinema ve film müzikleri de ayrı düşünülemez. Ve bakın tesadüfe bugün sevgili Atilla Özdemiroğlu'nun vefatının yıl dönümü. Atilla abimizi biz geçen yıl bugün sonsuzluğa uğurladık ve Türkiye'de sayısız film müziğinde de imzası oldu. Atilla Özdemiroğlu'nu biz her daim Atilla abimizi sevgiyle, saygıyla, özlemle anıyoruz. Çok ben, değerli bir çok müzik değerli adamı, bir çok isimli. Gerçekten. Kaybı gerçekten hepimizi müzik çok kaybı. Derinden yaraladı. Bir yıl geçmiş, inanın evet. Zaman da akıyor aslında maalesef. Ama ben sizle beraber onun şarkılarından, o çok sevdiğimiz şarkılarından bir kolaj hazırladık. Öyle sizi uğurlayayım istiyorum. Ardından haberlerim olacak. Bu arada bakın tesadüfe Ayten Altman'ın da, sevgili Ayten Altman'ın da vefatının yıl dönümü. Dolayısıyla biz kaybettiğimiz, hayatımıza değer katan tüm sanatçılarımızı bugün sevgiyle, saygıyla andığımızı söyleyelim. Ve birazcık kulağımızın pası silinsin. O güzel şarkılardan küçük bir kolaj Bülent ekrana Kayabaşı gelsin. Da buradan rahmet Bülent diyeyim. Kayabaşı da evet. Dün ayrıca. Saattan bahsediyorsak. Evet dün ayrıca. Tiyatro ve sinema adına büyük bir kayıptı gerçekten. Evet, evet doğru söylüyorsunuz. O yüzden tüm kaybettiğimiz dedim. Evet. Sağ olun siz de katıldığınız için. İyi ki varsınız. Ederim. İyi ki siz varsınız. Sizin programınız var. Sizin sayenizde her şeyden haberimiz oluyor. Ne güzel söylediniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hasrete vurdunuz göz göz yürek bizi. Gece gündüzü özel bir konserin haberiyle de tamamlayayım. Aralarında çok başarılı 5 kadın sanatçının bulunduğu 5 kalp grubu anlamlı bir konser için Caddebostan Kültür Merkezi'ndeydi. Bu konserin haberiyle, görüntüleriyle bugünü tamamlıyoruz. Yeni günde de buluşmayı diliyoruz. İyi akşamlar. Başarılara imza atan, profesörlük yapan besteci ve icracı 5 kadın. Beş Kalp grubu kendilerine ait besteleri bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'ndan dinledi. Böyle bir projeyi bir kadın projesi olduğu için Kadın Eserleri Vakfı yararına yapmayı planladık. Beste yok veya işte hafif müzik alanında artık çok güzel şeyler yapılmıyor denilen söylemlere de bir cevap olacak diye düşünüyorum bu konser. Grubun kurucusu benim. Tabii ki büyük orkestra eşliğinde parçalarımızın çalması çok çok özel bir şey. Biz bütün kadınların duygusallığını şu anda yaşıyoruz. Onun için heyecanlıyız. Çok özel bir 5 kadın besteci olduk. Çok mutluyuz o yönden. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilim Vakfı adına onlara destek veren bir konser yapıyoruz. Hakikaten burada onlar adına bir konser yapmak beni çok mutlu ediyor. Güçlü olmak zorundayız.
Türkiye'de kadın olmak gerçekten güçlü olmayı gerektiriyor çünkü. Müzik adına yaptığımız şeyler var. Müzik adına buradayız. Bestelerimizle buradayız. Barış Manço, Timur Selçuk ve Melih Kibar'a ait şarkılarında seslendirildiği konserde Erdal Çelik ve Süheyl Behzat Uygur da sahne aldı.